Parçada numaralanmış yargılardan hangisi Cumhuriyet dönemi edebiyatı için söylenemez diye soruluyor. 1923'te Cumhuriyetin ilanından itibaren başlayan geniş bir döneme verilen bir isim olduğu doğru. Milli edebiyatın dildeki amaçları aynen devam ettirilmiştir bilgisi doğru çünkü milli edebiyatta dilde sadeleşme, millileşme söz konusuydu. Yazı dili ile konuşma dili arasındaki fark ortadan kalkmıştır. İstanbul Türkçesi yazı dilinde kullanılmıştır. Bilgileri doğru. Beşinci cümlede dilde sadeleşme hareketi amacına ulaşmamıştır deniyor. Bu sadece tanzimat dönemi için geçerli bir anlayış. Sadeleşme ikinci cümlede de belirtildiği gibi Cumhuriyet'te gerçekleşmiştir. Sorumuzun doğru cevabı 5 numaralı cümle olan E seçeneğidir. Parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diye soruluyor eleştiri türünün gelişimine katkıda bulunan devrik cümle kullanımını savunan öz Türkçe yöneliminin savunucusu olan bir sanatçı soruluyor. Bu sanatçı karalama defteri günlerin getirdiği sözden söze gibi eserleri de vermiş. Burada hemen aklımıza bu üç anahtar kavramdan hareketli deneme türüne de öncülük etmiş olan Nurullah Ataç gelmeli. Nurullah Ataç öz Türkçeyi devrik cümleyi savunan bir sanatçıdır. Karalama Defteri, Günlerin Getirdiği Sözden Söze adlı eserlerde onun eserleridir. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Deneme türünün bir ustası sorulmuş bize. Bilimsel makale türünde de eserler vermiş olan bu sanatçının Günlerin götürdüğü yokuşa doğru düşün payı edebiyat üzerine adında eserleri olduğu belirtilmiş. Bu eserler resim sanatı üzerine de yazılar yazmış olan Suud Kemal Yetkin'e aittir. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi karşısında verilen türde eser vermemiştir diye soruluyor. İsmail Habib Sevük gezi yazısı türünde eserler vermiştir. Tuna'dan batıya Karadeniz Yalıları adlı eserler bunu bize kanıtlar. Eflatun Cem Güney masal türünde birçok eser vermiştir. Masalcı Baba ünvanıyla da anılmıştır. Şevket Rado Eşref Saat adlı eseri sohbetleriyle oluşturmuştur. Ruşen Eşref Ünaydın mülakat türünde eserler ortaya koymuştur. Diyorlar ki adlı eser bunu bize kanıtlar. Ancak Cemil Meriç röportajla anılan bir sanatçı değildir deneme türünün ustalarındandır. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Salah Birsel'e ait yukarıdaki eserlerden hangi ikisinin yeri değiştirilirse türle ilgili bilgi yanlışlığı giderilir diye soruluyor. Yani Salah Birsel'in eserlerinin türleri soruluyor bize. Hacıvat'ın karısı şiirdir. Hacıvat günlüğü adından da anlaşılacağı üzere günlüktür. Boğaziçi şıngır mıngır denemedir. Ancak kuşları örtünmek şiir değildir. O da günlüktür. Kikirik name günlük değil şiirdir. Dolayısıyla bu iki eserin ismi yer değiştirmelidir. Sorumuzun doğru cevabı 2 ve 4 olan C seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır diye soruluyor. Seçenekleri sırasıyla değerlendirelim. Eflatun Cem Güney masalcı baba olarak bilinir. Çocuk edebiyatına büyük katkıları vardır. Bilgisi doğru. Salah Birsel'in düz yazının birçok dalında eser verdiği, denemede başarılı olduğu Cumhuriyet dönemi metin yazarlarından olduğu doğrudur. Sabahattin Eyüboğlu'nun deneme yazmış olduğu, Anadolu'yu eserlerine temel eksen yaptığı bilgisi doğrudur. Cemil Meriç'in edebiyat tarihi, sosyoloji, felsefe ve medeniyet konularını ele aldığı Fransızcadan çeviriler yaptığı doğrudur. Mehmet Kaplan'ın deneme türünde usta olduğu doğrudur. Ancak Mehmet Kaplan'ın günlük türünde ustalığıyla ilgili bir eseri yoktur. Dolayısıyla bu bilgi yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Diyorlar ki Çanakkale'de savaşanlar dediler ki Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal ile mülakat adlarında eserleri yazmış olan sanatçı soruluyor bize. Bu sanatçı aynı zamanda çeşmeler kaşifi İstanbul seyyahı olarak da tanınmış bir sanatçı. Özellikle de diyorlar ki adlı eserden hareketle parçada söz edilen sanatçının Ruşen Eşref'in aydın olduğunu söyleyebiliriz. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Aşağıdaki eşleştirmelerin hangisinde yanlışlık vardır diye soruluyor. Tür olarak deneme mavi ve kara verilmiş. Sabahattin Eyüboğlu'ya ait olduğu belirtilmiş. Bu eşleştirme doğru. Eflatun Cem Güney'in masal derlemesi olarak Gökten Üç Elma Düştü adlı eser verilmiş. C seçeneğinde Gezi yazısına İsmail Habip Sevün Tuna'dan Batı'ya adlı eser verilmiş. D seçeneğinde Sohbet yani Söyleşi türüne Şevket Radon'un Eşref Saat adlı eser verilmiş. Bu eşleştirmeler doğru. E seçeneğine bakalım. Fıkra türünde Yokuşa Doğru adlı eser verilmiş. Hayır bu deneme türünde bir eserdir. Yine Yokuşa Doğru adlı eser Cemil Meriç'in değil Suud Kemal Yetkin'indir. Dolayısıyla burada bir yanlışlık vardır. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Bu parça aşağıdaki yazarlardan hangisine ait bir eserden alınmış olabilir diye soruluyor. Parçada gerçek bir olaydan söz edildiğini görüyoruz. Buradan hareketli bu yazının bir anıdan alınmış olduğu söylenebilir. Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili bir anı bize verilmiş. Buradan hareketli seçeneklerde Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili anıları yazan sanatçıyı bulmalıyız. Falih Rıfkı Atay, Çankaya, Babamız Atatürk adlı eserlerle bu konuda ön plana çıkan bir sanatçıdır dolayısıyla bu parça onun eserinden alınmış olabilir. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Parçada kendisinden söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Cumhuriyet devrinin başta gelen fıkra ve gezi yazarlarından birisi sorulmuş. Daha çok özellikle Mustafa Kemal Paşa ekseninde gelişen cumhuriyetin kuruluş yılları olaylarını anlatmış Çankaya Ateş ve Güneş adlı eserleri oluşturmuş. Aynı zamanda bu sanatçı Zeytin Dağı adlı kitabıyla da anılarını bir araya getirmiş deniyor. Ruşen Eşref Ünaydın diyorlar ki adlı eserle bilinir. İsmail Habib Sevik Tunadan Batı adlı eserle bilinir. Şevket Süreyya Aydemir Suyu Arayan Adam adlı eserle bilinir. Refik Halit ise romancı birçok roman ve öykü yazmış bir sanatçıdır. Memleket Hikayeleri, Gurbet Hikayeleri adlı eserleriyle bilinir. Parçada söz edilen eserlerin yazarı Falih Rıfkı Atay'dır. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Dikkat edilirse her hafta sohbet köşesinde yazılar yazmış olan bir sanatçı soruluyor. Yani söyleşi türünde eser vermiş olduğu bize anlatılıyor. Aynı zamanda Hayat Dergisi'ni çıkarmış olan bu sanatçı bu derginin baskısıyla bir rekor kırmış olan bir kişidir. Hayat böyledir tatlı dil, aile sohbetleri Saadet Yolu adlı eserlerde yazmıştır deniyor. Burada Hayat Dergisi'nden hareketle, sohbet yazarlığından hareketle söz edilen kişinin Şevket Rado olduğunu söyleriz. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Parçada hakkında bilgi verilen ve bazı düşünceleri örneklenen yazar hangisidir diye soruluyor. Parçada entelektüel kişiliğinden söz edilmiş. Yine inandığı coğrafya ve kalıtımın düşünsel serüvendeki katkıya değinilmiş. Devamında düşünceleri dile getirilmiş söz konusu yazarın. Batı medeniyetinden söz ediyor bu yazar. Aristo'dan söz ediyor. Yine Madde dünyasından söz ediyor ve Türk aydınının tutumlarını dile getiriyor. Yani medeniyet kavramları üzerine düşünceleri dile getiriliyor. Bu şekilde entelektüel bir kişiliğe sahip olan, sürekli medeniyet değişimini, medeniyetler arasındaki yaşam görüş farklılıklarını irdeleyen yazar Cemil Meriç'tir. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir.